Herkese merhaba arkadaşlar. Skip Geç kanalından Ahmet ben. Arkadaşlar bu videoda sizlere hosted account uyarısının ne anlama geldiğini anlatacağım. Arkadaşlar bu kötü bir şey değil. Normal AdSense hesabı gibi düşünün. Google'ın şu an 3 tane ayrı türde AdSense hesabı var. Bunlardan biri en düşüğü hosted account. Yani bu ne demek? Arkadaşlar Google'ın çeşitli iş ortağı siteleri var. Ve bu iş ortağı sitelerde barındırıcı hesap olarak, yani sadece bu siteler için geçerli, açmış olduğu içeriklerden para kazanmak istediğiniz hesap türüne hosted account deniliyor. Bunlara örnek vermek gerekirse bir YouTube kanalınız olabilir veya bir blogger'daki bloglarınızdan bir tanesi olabilir. Arkadaşlar bunlarla ilgili açılan AdSense hesapların hepsinde hosted account uyarısını göreceksinizdir. Bunu normal AdSense hesabından tek farkı şudur. Kafanıza göre her sitede uygulayamazsınız reklamlarını. Sadece aldığınız ve eklediğiniz, kabul ettirdiğiniz kanallar, hesaplar ve blogger siteleri üzerinde kullanabilirsiniz. Hesap yükseltmek mümkün müdür? Mümkündür arkadaşlar. Ama bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Neyse hazır girmişken diğerlerinden de bahsedeyim. Arkadaşlar ikinci hesap türü içerik hesapları. Yani ticari domainlerle alınmış. İşte .com, .org, işte .com.tr filan. Yani bir hosting firmasından aldığınız domain üzerinden işlem yaptığınız hesaplar oluyor bu. Hiçbir şekilde YouTube, Blogspot vesaire değil arkadaşlar. Tamamen size şahsınıza özgü siteler. Arkadaşlar bunları eğer onaylatabilirseniz bu dediğim gibi ikinci aşamadaki AdSense hesaplarından birine sahip olacaksınız. Bundaki avantaj nedir? Arkadaşlar istediğiniz her alana reklam verebilirsiniz illegal olmamak şartıyla. Eğer bu fark edilirse bir daha bu sitelere ve hesabınız olarak sonsuza dek AdSense'den ilişkiniz kesiliyor. Yani bir tane daha hesap açıp kendi adınıza devam edemiyorsunuz yola. Veyahut da o ilişkilendirilen sitelere bir daha reklam koyamıyorsunuz. Bu konuda da bilgilendireyim. Tabi geri bildirimlerle falan itiraz edebilirsiniz belki ama pek olumlu sonuç alan sayısı çok çok az. Üçüncü hesap türü pek bilinmiyor arkadaşlar. Neden bilinmiyor? Çünkü pek bizim kulvarımızda bir iş değil. Arkadaşlar AdSense'nin bir de premium hesapları var. Bunlar yaklaşık aylık trafiği 1 milyona aşkın siteler oluyor. Bunlar da zaten belli başlı makul siteler. Neler bunlar? Ensonhaber.com. Bir aralar tam indirdiği de vardı da sonra birkaç yıl elinde tuttu. Ondan sonra onda ziyaretçi sayısı düşünce hesabı ikinci hesap türüne geriledi. Gezginler.com var arkadaşlar. Ya buna benzer işte çeşitli amiral gemisi, yani böyle ana siteler belli başlı, hani nasıl desem Türkiye'deki lider en önde siteler arkadaşlar, öyle söyleyeyim ben size, az buçuk tahmin etmişsinizdir. Arkadaşlar bu sitelerin artısını, yani bu AdSense hesaplarının farklılığını ne diyecekseniz de, normalde ikinci AdSense hesap türlerinde bir siteye maksimum 3 tane reklam yerleşimi yapılmasını öngörüyor Google. Eğer ki fazla bir şekilde, yani sayfanın her tarafını reklamlarla doldurursanız bu bir reklam kuralı ihlalidir. Bu yüzden banlanırsınız. Ama premium'da öyle bir dert yok. İstediğiniz şekilde istediğiniz sayfalara reklamları ekleyebiliyorsunuz. Mesela en son haber.com'a girdiğiniz anda rahat bir 7'ye yakın reklam göreceksinizdir. Hep sağda solda, orada burada. Bu gayet normal çünkü artık adamlar olayı aşmış. Ve reklam yayıncıları da bizzat o sitelerde yayınlanmasını istiyor. Çünkü kullanıcı trafiği çok fazla ve daha fazla kullanıcıya ulaşabiliyorlar. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda da
Hosted account'u nasıl ikinci AdSense ürününe yükselteceğiz onu anlatacağım. Eğer o işlemde başarılı olursanız hosted account yazısı buradan komple kalkacaktır. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sizleri bazı konuda bilinçlendirebilmişimdir. Eğer sizin de fikirleriniz, görüşleriniz varsa yorum yaparak bu konuda destek olabilirsiniz. Bilmeyen kardeşlerimize yardımcı olabilirsiniz. Eğer ki beğendiyseniz lütfen videonun altından da beğenirseniz sevinirim. Buna benzer daha fazla yararlı içeriğe ulaşmak istiyorsanız abone olursanız sevinirim. Yok kardeşim ben öğrenciyim öğrendim. Ne halim varsa gör diyorsanız da bu videomuzu da diğerleri gibi skip geçebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.